Herkese selamlar. Size çok güzel bir sırt ağrısı ve boyun ağrısı ile yazıyorum. Uykum bozuldu yine, uyku düzenim. Yani zaten düzgün bir uyku düzenim yok benim liseden beri, üniversiteden beri. İşte düzeltmeye çalışıyorum. Okul olduğunda, iş olduğunda böyle her gün gittiğiniz, sabah alarmla uyandığınız falan. Bu çok kolay oluyor çünkü zaten eşek gibi düzeltiyorsunuz. İşte sorumluluklarınız var iştekilere karşı, okulda yani okulunuza, ne bileyim işte ödevleriniz var, zartınız, zurtunuz, derslere zamanında gitmeniz gerekiyor falan da. Böyle evden çalışınca ve böyle çok belirli bir iş tanımı falan olmayınca zor oluyor tabii ki. Bir de benim gibi tembel ve bir insansanız, böyle bir programa göre hareket edemeyen, böyle spontane falan hareket eden bir insansanız biraz zor oluyor. Şimdi şeyin de farkındayım tabii. Hani ya işte ben çok rahatım, evden çalışıyorum yani uykumu düzeltemiyorum mıy falan, böyle hani birazcık şımarık bir yerden geliyor bu şikayet etme. Ya şikayet etmiyorum aslında. Yani ben her hafta podcast'i nasıl açıyorum? İşte size nasıl hissettiğimle, bu hafta neler olduğuyla alakalı bir şeyler anlatıyorum. İşte bu hafta da bunu söylemek istedim. Birazcık uykumu düzeltmeye çalıştığım için sabah böyle alarm kurup erken uyanmaya çalışıyorum ama gece 4-5 gibi falan uyuduğum için böyle bazen gerçekten alarmı duyamadığım falan oluyor. Hani günde 5-6 saat uykuyla duruyorum. Bir de yapmaya çalışıyorum. Şimdi daha düzgün bir yere taşındık ya, daha fazla yürüyüş yapabiliyoruz. Fatih'le her gün yürüyüşe çıkmaya çalışıyoruz. Böyle her gün 10 adım, 10 bin adım, 11 bin adım, 12 bin adım falan böyle at. Ben en azından, hani Fatih sadece işten geliyor da ben gün içinde de mesela sabah da çıkıyorum ki bir gün yüzü göreyim, bir güneş göreyim. Bir de yorulayım yani, hani işte işlerimi falan hallediyorum. Bir de yürümüş olayım falan diye, çünkü eski evde biliyorsunuz yürüyemiyordum bile. Yani çok zor oluyordu böyle bir, mesela dışarı çıktığımda o günüm iptal oluyordu. Sadece dışarıdaki işlerimi halledebiliyordum. Ama burada mesela dışarı çıkıyorum, işlerimi halledip evime tekrar gelebiliyorum falan. Öyle işte, yani böyle bir kendimi yormaya çalışıyorum. Alarm kurup erken uyanmaya çalışıyorum ama yine de geç yatma olayı devam ettiği için birazcık böyle kendi mallığım galiba. Çünkü biliyorum, diyorum ki ya şimdi 2'de yatarsam işte ya da 1'de falan yatağa girersem yapacağım, döneceğim, duracağım yatakta 4'e 5'e kadar, yine yani böyle stres olacağım bu sefer, uyumaya zorlamanın stresi falan. İşte her zamanki muhabbetleri bilirler bunu, uykusuz düzeni bozuk olan. Bir de bozuk kime göre, neye göre bozuk yani? Ben geceleri daha iyi çalışıyorum. Bazı insanlar böyle evrimleşmiştir kardeşim. Yani bazı insanlar geceleri daha iyi fonksiyonlarını, yani geceleri daha iyi geceleri daha iyi function ederler işte. Bunu anlatmaya çalıştım şu an. Gerçekten Türkçesini bulamam, çok özür diliyorum. Öyle işte ya. Yani düzeltmeye çalışıyorum işte. O yüzden birazcık sırt ağrısı, bilmem ne ağrısı falan. Bir de şöyle de bir durum var. Öyle bir yeni şimdi stüdyom oturdu. Size zaten videosunu da attım onun. YouTube'dan merak eden izleyebilir. Böyle tamamen odanın düzgün olduğu ilk podcast'im bu. Yani gerçekten oda düzgün. Her şey çok güzel. Ve mikrofonum bağlı. İşte videolarda kullandığım mikrofon değil de kendi podcast mikrofonumla yapıyorum. O böyle daha karmaşık bir cihaz. İşte ses kartına falan bağlıyorsun bir şeyler. Hani bu mikrofonla yapıyorum. Böyle çok heyecan verici aslında. Yani böyle çok güzel oldu çünkü o da. Böyle her şey kendi düzenine döndü aslında. Her şey eski haline... Konuşamıyorum ya, beynim durdu. Neyse. Her şey kendi güzel eski haline döndü. Bu düzenle yaptığım ilk podcast bu. Ve bu hafta attığım videoda bu düzenle attığım ilk video olacak. O yüzden tabii birazcık var, böyle heyecan var yani. Mesela bu, bazen diyorum ya işte siz kaydetmeden önce, yani 43. bölüme geldik ama hala kaydetmeden önce heyecan yapıyorum. Yani konuşacağım, ne yapacağım, konuşabilecek miyim, güzel olacak mı bölüm falan diye böyle bir sürü hazırlık falan yapıyorum. Bir de yapıyorum böyle, başlamamak için oyalanıyorum falan. Hani böyle bir ders yapmamak için, ödev yapmamak için, işte Ya da önemli bir şeye başlamadan önce oyalanır durursunuz ya. Öyle bir hani böyle heyecandan gelen bir şey. Oyalanıyorum falan böyle. Bayağı bir oyalandım, sonunda böyle başlayabildim. Öyle ya, yavaş yavaş düzelecek, bence güzel olacak. Böyle düzenimin gerçekten oturduğunu hissediyorum. O açıdan çok mutluyum. Bir de size şey yapmıştım. Demiştim ki bana Instagram'dan soru sorun. Ya tabii ki herkes, buradaki dinleyen herkes Instagram'ı takip etmiyor da takip eden kişilere, takip eden kısmınıza dedim ki ya bir video yapmak istiyorum da, duvar boyama videosuydu ve duvar boyama videolarında bir şey konuşmam gerekiyor benim. Aksi takdirde çok sıkıcı oluyorlar yani. O yüzden böyle güzel. Bir de bana şimdi soru sorun dediğimde hep çok klasik sorular soruluyor. Hep aynı sorular, hep aynı sorular. Böyle biraz değişik bir şeyler sorun dedim. Çok ilginç şeyler soranlarınız oldu. O videoda zaten bazılarını cevapladım ama çok azına vaktim yetti. Çünkü biliyorsunuz bir konu açılıyor, zır 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 saatlerce o konu üzerine konuşabilme kabiliyetim olduğu için bir türlü sorular bitmedi. Mesela şey işte, ölünce nasıl defnedilmek istersin falan gibi değişik değişik sorularda. Ve biraz daha soru var ve dedim ki ya ben bunları cevaplamak istiyorum ama videoya yetmedim, podcast'te cevaplayayım dedim. Bu bölümde o soruları cevaplandırmak istiyorum. Onların üzerine biraz konuşalım istiyorum. Düzenimiz oturdu. Sırt ağrımız var. Uyku düzenim de oturacak. Gerçekten kendime ve size söz veriyorum. Uyku düzenim de oturacak. Daha düzgün saatlerde yatıp daha düzgün saatlerde kalkmaya çalışacağım. Doğru düzgün yetişkin bir insan olmaya çalışacağım yani. Neyse. Ya bana bir de böyle mesela itiraf etmesi çok mesela ayıp bir şey gibi geliyor ya. Böyle loser gibi, böyle ay hayatsız, kalkamıyor, yatamıyor falan. Böyle çok şey bir şey. O açıdan da mesela, çünkü gün 9'da başlıyor, 5'te bitiyor çoğu insan için gün. Yani böyle hani mesai saatleri falan. O yüzden çok zor. Yani bu şekilde yaşamak o açıdan da çok zor. Güne yetişemiyorsun. Bir de çok yani ne bileyim, utanıyorum. Mesela utanç verici oluyor. Böyle sanki hani hayatın yokmuş gibi. Ne bileyim işte, aman saçmalık. Utanıyorum işte yani, böyle sabah ben de 9'da 10'da kalkayım istiyorum. Böyle güne güzel bir çay kahveyle başlayayım la falan böyle, ama öyle bir uyanıyorum ki her sabah uyandığımda sövüyorum kendime yani. Hani kafanı sikeyim senin, bu saatte uyanılır mı gibi. Hani 11 bile çok geç ya. 11 bile istemiyorum. İstiyorum ki şöyle 10.30'da 10'da 9'da falan kalkayım, günüme başlayayım ya. Çok utanıyorum böyle itiraf, o yüzden podcast'te söylüyorum. Mesela Instagram'da, Twitter'da, orada burada çok şey yapmıyorum bunu. Çaktırmıyorum ama inanılmaz bozuk uyku düzenim ve çok utanıyorum bu durumdan yani. Şey gibi böyle. Hiçbir bok yapamıyor. Mal mal oturuyor anca falan. Tembel falan gibi. Ya bir de utanç verici bir yanı da yok aslında yani. Her insanın düzeni farklıdır da işte. Ne bileyim işte benim mal mal şeylerim işte. Neyse. Güzel sorular var. Cevaplar. Böyle bir de çok acayip orijinal sorular da değil bu arada. Sizi çok böyle hype'lamış olmayayım yani. Çok heyecanlı yapmayın. Sadece normalde sorulanlardan daha farklı cevaplandırmak istediğim sorular var. Başlayayım isterseniz. Müge Anlı izliyor musun? Bu soru mesela daha önce hiç gelmemişti. Müge Anlı izlemiyorum. Bir kere Palo ailesini izlemiştim. Bu arada kardeşim falan çok izliyor. Müge Anlı'yı etrafımda çok izleyip hayvan gibi böyle takip eden, bağımlısı olan insanlar var. Böyle YouTube'dan falan izleyen. Ama ben zaten gerçek suç dozumu işte True Crime belgesellerinden falan aldığım için sanırım. Bir de ülkemizdeki gerçekliği görmek istemiyorum sanırım. Ülkemizdeki çirkinliği, insanların ne kadar iğrenç, ne kadar saçma sapan şeyler yani dışarıdaki insanlardan korkmak istemiyorum. Çünkü Palo ailesini dinlemiştim baştan sona. Bir de saatler sürüyor bir program ya. Allah aşkına 4 saat falan. Çünkü birçok case'i çözmeye çalışıyor kadın. Palo ailesini izleyip yani dinledikten sonra ben dedim ki abi biz nasıl insanlarla yaşıyoruz böyle ya? Resmen kadını ağaca bağlıyorlar, dövüyorlar, işte ne bileyim çocukları falan öldürüyorlar ve etrafta kimse bir şey demiyor yani. Hani kadını gömmüşler falan. Kimse bu olayı, ya böyle herkes aile saklamış. Ailenin içinde kim kime dumduma belli değil zaten, biliyorsunuz oraya çoğu çıkan. Yani en son şu Müslüme olayı falan. Gerçekten çok böyle aklımızın hayalimizin alamayacağı iğrençlikler oluyor. Ve ben galiba bu iğrençliklere artık böyle o kadar çok kötü haber, o kadar çok Ya zaten bunalıyoruz, tamam mı? Bir de elimizden bir şey gelmiyor. O yüzden kendimizi sürekli böyle kötü şeylere maruz bırakmanın sadece bize zarar verdiğini düşünüyorum. Yani daha iyi medya tüketirsek daha böyle kafamız yerinde olur. Çünkü düşünsenize, dünyada olan sadece kötü ve çirkin şeyleri izlemek, dinlemek her gün her gün insanı mahveder ya. İnsanı çok yıpratır yani. O yüzden ya bir de bir faydası da yok. Mesela sen aktif olarak yardım da edemiyorsun. Sana herhangi bir faydası da yani illa bir faydası dokunacak diye bir şey de yok da ne sen o olay hakkında bir şey yapabiliyorsun ne o olay senin yani moralini yerine getirebiliyor. O kadar kötü bir olay ki yani senin de moralin bozuluyor. Böyle saçma sapan bir kısır döngü yani. Yani evet, ülkemizi mesela sosyoloji okuyanlar falan izlesin dinlesin ama ben ülkemdeki insanların çirkinliklerini zaten yeterince görüyorum haberlerde. Bir de Müge Anlı izleyerek böyle ekstradan kendimi böyle iğrençliklere maruz bırakmak istemiyorum. Yani benim ya zaten dinliyorum, izliyorum sürekli böyle şeyler. Bir de ülkemiz versiyonlarını dinleyip izlemek bana çok ağır gelir yani. O yüzden istemiyorum aslında. Hani izleyen izliyordur. Belki ya çok keyifli şeyler yapıyordur hayatında. Keyifli içerikler tüketiyordur. Onu da ekstradan bir merak edip izliyordur, bakıyordur yani. Ama ben zaten çok negatif şeylere maruz kaldığım için gün içerisinde Twitter'da falan filan. O yüzden benim gerçekten ihtiyacım olmuyor Müge Anlı'ya. Twitter zaten bir canlı bir Müge Anlı şeysi gibi. İnteraktif bir Müge Anlı programı gibi. O kadar saçma sapan, bir de takipçi yükseldikçe o kadar saçma sapan tiplerle karşılaşıyorsunuz ki sen A diyorsun, adam B anlıyor. Üstüne bir de yani bilmiyorum ya. Zaten benim bu Twitter'la olan kavgam bir türlü bitmedi yani, size böyle anlatıyorum ama yani çok uzun bir zamandır o sitedeyim zaten de. Yani böyle gün geçtikçe hani böyle hep insanlar şikayet ederdi. Ben derdim ki ya ne olacak ya, kullanıyoruz işte falan filan ama hani o kadar çok fazla insanla muhatap, mesela normalde ana sayfada diyelim istemediğin bir şey yani istemiyorsun maruz kalmak, kapatıyorsun ama ben öyle değilim. Mesela ben artık çok fazla kişi geldiği için sen istemesen de etkileşimde, bildirimlerde, orada burada yani alıntılarda, mentionlarda insan kaynıyor yani. Ana sayfayı kapattığın gibi kapatamıyorsun o insanları. O insanlar orada konuşuyor, senin profilini işgal ediyorlar yani. Kendini anlatmakta çok zorlanıyorsun. İşte bir şey söylüyorsun, birisi çok başka anlıyor. Mesela bugün işte çatılar falan uçmuş, fırtına falan oldu İstanbul'da. Yazdım ki işte iklim krizini umursamamanın sonuçları. Yani ne demek istedim ben burada aslında? Şunu demek istedim. Böyle doğal afetler iklim kriziyle birlikte çok daha fazla olacak ve önlem alınmazsa hükümet tarafından ve zenginler zengin olmaya ve ne bileyim işte uçaklarıyla, zartlarıyla, fabrikalarıyla, bilmem neleriyle, inşaatlarıyla, iğrenç inşaat malzemeleriyle insanların hayatını tehlikeye atmaya ve etrafı kirletmeye devam ederlerse yani böyle daha fazla olacak yani, olan insanları olacak falan gibi. Aslında beni tanıyanlar böyle düşündüğümü, bunu ifade ettiğimi bilirler ama İklim krizini ciddiye almamanın sonuçları yazınca ya Dağlar'ın biri mesela alıntılıyor. Ne demek yani? Biz mi suçluyuz? Hemen böyle insanlar bir de şey yapıyor, böyle üstüne alıyor mesela. Sanki sen onu azarlıyorsun gibi. Yani ne gelip beni mi azarlıyorsun şimdi? Ben ne yaptım? Fabrikalar bilmem ne oluyor da ben plastik pipet kullanma. Ya ben o tweette öyle bir şey demiyorum ki. Yani insanları suçlamıyorum ki aslında. Hani iklim krizini ciddiye almamanın sonuçları, burada hükümeti de suçluyor olabilirim, zenginleri de suçluyor olabilirim ama işte o açıdan görüyor yani. Hani sen sanki onun anasına sövmüşsün gibi görüyor. Ona anlatılayıp bir de mesela sataşmak için ya. Dümdüz sataşmak için ya. Ben de yapmıyor muyum? Yapıyorum. Ana sayfada bir şey görüyorum. Sinir oluyorum. Alıntılıyorum. Yazıyorum ben de bir şeyler ama aynısı yani mesela sen normal bir insansın. Alıntılıyorsun. Geçiyorsun ama bunun mesela 38 bin takipçi var şu anda. 1000 katı sana yapılıyor. Öyle düşündüm yani. Hani ya böyle kaldırmakta çok zorlanıyorum şu aralar. Nedense böyle bir iki aydır falan. Ya normalde dengelemiştim aslında ama bir iki aydır kaldırmakta tekrar çok zorlanmaya başladım. Yorumları okurken mesela YouTube'da çok böyle güzel sorular sordunuz. Biri sormuş ki çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ben de gayet keyifli bir şekilde ya, şu an düşünmüyorum ama ileride belki düşünebilirim 35-40 yaşından sonra. Böyle birkaç tane manyak atlamış. Yok işte 35-40'tan sonra çocuk mu yapılır? Benim annem 35-40'tan sonra yaptı da şöyle aramız bozuk, böyle bozuk. Senin biyolojin böyle olacak, genetiğin böyle olacak, sakat doğacak bilmem. Çok saçma bir bencilce. Hani böyle yani o kadar garip ki ya. Ben sadece orada bir soru cevaplıyorum. Eğleniyorum, duvar boyuyorum, soru cevaplıyorum. Adam benim amımın bekçiliğini yapıyor mesela. Çok garip değil mi? Yani senin gene hani yapacaksan erken yap. Yani senin hayatına şey yapıyor böyle. Müdahale ediyor. Böyle aslında alışmak gerekiyor. Ee, Çünkü çok daha fazlası olacak ama işte diyorum size ya 1-2 ayda bilmiyorum bir anda arttığı için mi acaba bilmiyorum. Garip oldu ya. Bir garip oldu yani. Böyle bir şey yetişemiyorum artık yani. Okumak istemiyorum yorumları. Yorumları çok eğleniyordum ben okurken. Kalp atıyordum böyle. Mesela videoyu postalıyordum ya. Sonra birkaç saat sonra geliyordum. Tek tek okuyordum hepsini. Kimine cevap yazıyordum, kimine kalp atıyordum böyle. Güzel, çok eğleniyordum. Ama yani artık böyle kafama attırıyor mesela. Giriyorum. Tamam, güzel şeyler yazanlar yine oluyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Hani böyle asap bozuyor bazen mesela. Yani bir de mesela hani ben belki o yorumu okuyup ha deyip geçebilirim ama içimde bir yer o yorumu satın alıyor yani. O içimde bir yer diyor ki ya bu dalayarak ne diyor böyle ya yani e, şey yapıyorum yani böyle kişisel algılıyorum galiba yani böyle aslında kişisel algılamamak gerekiyor çünkü kendi hayatındaki bir şeyi tamamen yansıtıyor aslında sana. Kendi hayatında öyle bir şey deneyimlemiş o olayı ve sana o şekilde yansıtıyor. Yani cevap bile vermemek gerekiyor. Cevap da vermiyorum zaten de işte Twitter'da sadece şey yaptım böyle bir sitem ettim yani böyle işte yani bu ne ya şey genç anne olacaksın terörü falan gibi böyle annelikle ilgili hani anneliğin ağasına adım atmak yani böyle sadece ben belki 35-40'lardan sonra anne olmak isteyebilirim demek bile insanlara sana anne olma konusunda akıl verme şeyi. Hani bir bölümde size şey yapmıştım ya em, verme akıl verme falan. Gerçekten öyle. Ya böyle tamam gerçekten dikkate ciddiye almamam gerekiyor da yani diyorum ya kafa attırıyor ya. Kafa attırıyor. O yüzden böyle okuma gibi bir hata yaptım. Yine böyle bir uzaklaşma kararı aldım. Twitter'ı kapattım. Yorumları da yani en azından böyle hani üsttekileri falan okumaya çalışacağım. Çünkü bilmiyorum ya. Şu aralar biraz böyle fazla şey de olabilirim böyle. Hassas falan bir dönemim de olabilir bilmiyorum. Ama yani insana da bu yapılır mı abi ne bileyim ya. Ben mesela anlamıyorum. Ben yapmam mesela ya bilmiyorum. Yani türlü türlü insan var tabii. Herkesten kendim gibi olmalarını bekleyemem de. Ya birisi diyecek ki ben çocuk yapmak istemiyorum, ileride yapmak istiyorum. Ben de ya mesela biz 6 kız kardeşiz. Ben size daha önce bahsettim bilmiyorum. 5 tane kız kardeşim var benim. Yani 3 ablam, 2 kız kardeşim. Şimdi ben böyle çok çocuk yapan aileleri görünce mesela ya da ben çok çocuk yapmak istiyorum, ileride bir sürü çocuğum olsun deyince insanlar ya bu konudan dolayı zamanında annem ve babamla sorunlar yaşamış olmamıza rağmen çocuklar olarak kimseye gidip çok çocuk yapma. Bak benim annem çok çocuk yaptı da ne oldu? Bilmem ne oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bak şöyle oluyor sonra. Dünyanın en saçma, en aptal, en bencilce hareketi. Yo, aksine yani böyle ne bileyim her şeye rağmen evet çok sıkıntıları da var. Çok kalabalık bir aile olmanın ama çok eğlenceli ve keyifli yanları da var yani ya. Biri çok çocuk yapmak istiyorsa ay ben hayatta yapamam ama yani ne bileyim more power to you yani. Hiç bir dakika Turing'den bakacağım. Şimdi kesin kızanlarınız olacak. More power to you derim. Sen yapıyorsan yap bana ne abi yani ben karışamam yani kızmıyorum bile ya. Yani nasıl bir sıkıntın olabilir ki? Tanımadığın birine kızacaksın bu konuda ya manyaklık gerçekten yani. Bir dakika. More power to you. Beline kuvvet, eline kuvvet ve kolay gelsin anlamlarına geliyor. Aslında çok güzel kullanmışım ha. Beline kuvvet ya sen istediğin kadar çocuk yap. Tam konuya uydu yalnız. Neyse. Çok garip yani sürekli bu durumdan şikayet edip de başınızı da şişirmek istemiyorum da işte Bilmiyorum ya, ben çok hassasım ya da böyle çok kişi geldikçe böyle daha çok maruz kalmaya başladığımdan dolayı böyle bir şey oluyor. Ya iki şekilde de açıklaması ne olursa olsun böyle çok zor tahammül ettiğimi düşünüyor. Yani tahammül edemediğimi hissediyorum. O yüzden e, yine böyle bir uzaklaşmayı düşünüyorum. Em, Bir türlü bitmiyor. Evet. Twitter'ı açmalarım, kapamalarım ya çok salakça. Aslında biraz benle de ilgili yani. Benle de alakası var. Demek ki ben o sınırı koyamıyorum mesela Twitter'la arama. Yani bir şey var yani, mesela ben niye siteyi kapatıyorum ki her seferinde? Bir şey var ya, benle ilgili bir şey var. Bunu çözmem lazım. Ama o zamana kadar, çözdüğüm zamana kadar böyle şey gibi, elektrik düğmesi gibi kapatıp açmaya devam edeceğim herhalde. Çözdüğümde size de söylerim, biliyor musunuz? Belki bunu terapide anlatmam gerekiyordur. Çok özür diliyorum sizden. Ama çözdüğümde söz size de söyleyeceğim bunu. Çünkü kendimle ilgili olduğunu hissediyorum bunun yani. Neyse. Evet, kısacası bir soru hakkında yine 20 dakika konuştum. Kısacası Müge Anlı izlemiyorum. Çünkü dediğim gibi bana çok böyle bir hani Twitter'daki gibi geliyor, böyle negatif geliyor yani, böyle tımarhane gibi geliyor. O yüzden yani izleyen de izlesin bu arada, çok eğlenen izlerken mesela kız kardeşim çok keyifle izler, asla kaçırmaz. İzlesin ya, demek ki yani Palu ailesini izlerken ben de çok şey yapmıştım yani, hani çok merakla dinlemiştim falan. Hani bir yandan ilginç de oluyor. Güzel bir tarafı da var. Mesela Müge Anlı'nın işte bazen oradakileri tanıyorsunuz. Oradakilerin esprileri, böyle aralarında bir şey oluşuyor falan, ne bileyim işte, aman. Güzel kısımları da vardır ama ben dediğim gibi ilgi duymuyorum sadece. En sevdiğim makyaj malzemesi. Buna eyeliner ile ruj arasında çok kaldım ama ruj diyeceğim. Çünkü Allah razı olsun çok götümü kurtarıyor benim ruj. Bir tane kırmızı rujum var. Yani neredeyse her gün onu sürüyorum. Çünkü şu aralar hiç makyaj yapamıyorum. Bir aydır falan makyaj yapmadım herhalde. Ya böyle güzel fondötenli, farlı marlı güzel bir makyaj yapamadım yani. Evle uğraşmaktan. Ama her seferinde bir şey olacağı zaman, canlı yayın, işte ne bileyim dışarı çıkacağım zaman, güzel bir yere gidileceği zaman falan bir kırmızı ruju pat sürüyorum. Yüzümü kurtarıyor yani. Hani dudaklar böyle şey yapıyor. O renk, o dudaktaki o renk ilgiyi çekiyor, üstüne topluyor zaten. Ama eyeliner da aslında o siyah normal işte kavisli eyeliner var ya, o da çok kurtarıcı oluyor gerçekten bazen. Ama ben tabii ki o yumrucudan yana kullanacağım. Ya kurtarıcı makyaj malzemesi olarak ruj tabii ki. Ama mesela full makyaj yaptığımda da en çok sevdiğim şey highlighter. Özellikle o güzel pigmentli eyeliner'ın üstüne highlighter yapınca çok güzel. Ya böyle simli, parlak, her şeyin hastasıyım ya. Ay bir de bir şey söyleyeceğim size ya. Rihanna'nın röportajlarını izliyordum. Dedim ya size böyle oyalanıyorum falan. Bu podcast'a başlamadan önce Rihanna'nın birkaç röportajını izledim. Ay bir tanesinde bir eyeliner şeyi gördüm. Size de hemen söyleyeceğim. Bitmiş Sephora'da. Boşuna bakmayın da ben size söyleyeceğim yine de. Fenty Beauty'nin Vivid Liquid Eyeliner Trio diye 239 liraya üçlü bir eyeliner seti var. Yani 2019'da çıkmış. Çok geç kaldım, bunu çok geç keşfettim maalesef. Çünkü normal Fenty Beauty'nin sitesinde de satılmıyor. Normalde bu arada Watsons gratis, yani asla buralardan alışveriş yapmıyorum. Değmez yani, hele bu kurda asla değmez de. Yazık yani, o paraya yazık. Yine de söyleyeyim size, belki bir gün ekonomimiz düzelir ya da belki çok hırs yaparsınız, bana ne, ben Fenty Beauty alacağım ya, aç yatacağım yine de Fenty Beauty alacağım diyenleriniz olursa aklınıza bulunsun. Fenty Beauty'nin yazın çok güzel renkli eyelinerları çıkıyor. Vivid Liquid Eyeliner Trio, gerçekten gördüm yani YouTube'da, hayvani bir pigmenti var yani, çok güzeldi. Bir de bir Lil Match Me Sticks, bir saçma sapan bir şey var, tamam mı? Enluminer diye bir şey. Parlak bir şey yani. Bir turuncu bir de pembe Her yerine sürüyordu Rihanna bunu. Gözüne, dudağına, götüne, burnuna. Her yerini parlatıyor. Süper bir. Hem far, hem highlighter, hem rujun üstüne sürüyorsun. Çok güzel ya. Neyse, çok fakiriz. Boş verin bu muhabbetleri şimdi. 240 lira da yani. Ölsem vermem bir eyeliner'a. Yani üçlü eyeliner seti. Üçü de minnacık yani. Gram, 5 gram falan yani. Siktirin gidin abi. Biz Tikatti'den devam. Trendyol'da bir tane var 12'li. Stoklara girmiyor bir türlü ya. Sinir oldum. Renkli eyeliner. Neyse, konumuz bu değil. Evet. Evet, en sevdiğim makyaj malzemesi sorumuzu cevapladık. Şimdi şu an YouTuber olmasaydın ne yapıyor olurdun? Öğretmenliğe devam eder miydin falan gibi sorular var. Şu an YouTuber olmasaydım muhtemelen çizgi film animasyonu devam ettiriyor olurdum. Şu an 4. senemde olmuş olacaktım. Ya da mezun olmuş olacaktım galiba bu sene. Oradan bir şeyler kovalıyor olurdum herhalde. Ya işte muhtemelen işte animasyon mezunu olarak böyle bir portfolyo hazırlardım. Onun üzerinden bir iş kovalardım. Ya en kötü ne yapardım biliyor musunuz? Çizgi film animasyonda yani bölümde hoca bulmak çok zor. Yani çok az hoca var o bölümde. Hep böyle başka bölümlerin hocaları giriyor. Çizgi film animasyon üstüne yüksek yapmak isterdim. Böyle bayağı hani akademik merdivenlerini tırmanmak isterdim. Çünkü çok ihtiyaç vardı gerçekten. Hala da var muhtemelen. O yüzden hani düşünenler varsa aranızda hani işte çizgi film animasyon gerçekten akademik de düşünebilirsiniz. Çünkü öğretecek birini bulamıyoruz yani. Bölümde öğretecek insan yoktu. Hep başka bölümlerden hocalar vardı. Hayvanlarla konuşabilsen ilk hangi hayvanla konuşurdun? Tabii ki kendi hayvanlarımla konuşurdum. Püntütümle, tütüdümle konuşurdum. Artık böyle o kadar bu arada evrildik ki yani böyle bir ara normal pankek ve 404 diyordum. Sonra bir ara Fatih'le pınkık demeye başladık. Ne alakası? Pınkık, pıntıt. Sonra ben şey demeye başladım şu aralar. Püntüt. Artık püntüt veya pünsüt diyorum. Asla kendi ismiyle hitap edemiyoruz artık. Sonra 404'e de zaten ismi çok uzun. Ya 4 diyoruz. Ya 400 diyoruz. Ya da düt düz düt. Tüt tüz tüt. Tüt tüz. Falan diyorum. Çöreğe de çörek kuş derdim. Çörek bebek derdim. Ya öyle işte. Çörekle konuşmak yani şey isterdim. Eğer böyle paranormal yani ölen hayvanlarla da konuşuyor olsaydık keşke. O zaman çörekle de konuşmak isterdim ya. Neyse kapatalım bu konuyu. Başucu kitabın. Başucu demeyeyim de tekrar tekrar okuduğum bazı kitaplar var benim. Harry Potter serisini. Konfor kitaplarım yani böyle hep okuyabilirim. Her zaman okuyabildiğim kitaplar. Bir de şeyi çok seviyorum. Uğultulu Tepeleri çok seviyorum. 3 kere falan okumuşumdur onu. Tekrar okumak istiyorum şu aralar. Böyle okuduk ya böyle bilmiyorum ortaokulda mı lisede mi okumuştum galiba onu bilmiyorum. Lise 1'de olabilir. Bana hep çok güzel zamanlarımı hatırlatan bir kitap. Şimdi bizim Trabzon'daki ev 2 katlıydı. Üst katta annem, babam ve 2 tane kız kardeşim yaşıyordu. Alt katta da ablam ve ben vardık. Diğer 2 ablam evliydi zaten. Alt katta tek ablam ve ben vardık. Ve ben alt kata terfi olduğum için kendimi genç kız olmuş falan gibi hissediyordum, tamam mı? Çok böyle havalı bir histi o yüzden. İşte hep alt katta böyle ablamla işte gizli mesela televizyon izlerdik, internete girerdik falan. O yüzden bana hep o günleri yani böyle bağımsızlık falan, ilk bağımsızlık tohumları falan onları hatırlattığı için çok bana güzel bir kitap gibi geliyor yani. Tekrar bir de hikayesi falan ne bileyim işte çok seviyorum. Tüm isteklerine ulaştığında yapmak istediğin ama şu an ütopik gelen şey. Şu an ütopik gelen şey 1 milyon takipçim olması herhalde. Asla ya bilmiyorum hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ya ben. Çünkü biliyorum yani zaten görüyorsunuz. Şimdiden bile mesela insanlar kabul edemiyorlar bazı şeyleri mesela çok birçok konuda susman gerekiyor. Herkese oynaman gerekiyor. Ben öyle bir şey yapamıyorum yani. Biliyorsunuz işte çok böyle hani unpopular opinion denen çok düşüncem var. İnsanların çoğunun hoşlanmayabileceği. O yüzden zannetmiyorum çok fazla insanın beni izleyip seveceğini falan filan. Ama 1 milyon olmak isterdim. 1 milyon olduğumda da muhtemelen hayatım bayağı değişirdi. Ne bileyim işte maddi olarak falan daha iyi bir yerde olurdum. O zaman da ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Ailemdeki herkesin daha iyi yaşam şartlarında, yani böyle süper yaşamalarını sağlardım. Annemin, babamın, işte mesela küçük kız kardeşim Almanya'ya gitmek istiyor. Onu direkt yollardım mesela, eğitim görsün, gitsin yurt dışında falan. Böyle acayip, böyle çok iyi hayatları olsun isterdim herhalde. Sonra da etrafımdaki, mesela işte size daha önce bahsetmiştim ya, hayvanlarla ilgili çok böyle çılgın bir projem var. İşte Türkiye'de asla sahipsiz hayvan kalmayacak. Sokakta bir tane bile hayvan kalmayacak falan gibi. Onu hayata geçirmek isterdim. Sonra kendim için sürekli böyle bir yerlere gitmek isterdim. Böyle başka ülkeleri şu an çok zorlaştı zaten. Ama eskiden de zordu yani, sonuçta hani maddi olarak tamam kur düşük olsa da maddi olarak çok sınırlıydı. Sonuçta benim yine de gidebileceğim yerler. Ve hani zaman açısından da ya tamam, isteyen vakit oluşturuyor ama ne bileyim işte ben kendi istediğim kadar yurt dışında gidemedim, gezemedim yani. O yüzden ve mesela Fatih'le bir hedefimiz vardı evlenirken, pandemiden dolayı, sonra da kurdan dolayı bok oldu da. Şey diyorduk biz, böyle her yaz yurt dışına tatile gitme, yani her yaz bir ülkeye gidelim falan. Onu mesela gerçekleştirmek isterdim, her yıl başka bir ülkeye gideyim falan. Böyle şeyler işte ya, basit şeyler yani. Hayatta çok zor, acayip şeylere gerek yok aslında. Bir de şey yapmak isterdim ya, kendim işte mesela kafamdaki o çizgi roman fikrini şu an çizecek vaktim yok ya, o vaktiye kendim yaratmam gerekiyor ya da İşte birkaç tane çizer ayarlayacağım. Onlar benim mesela, karakterleri ben tasarlayacağım. İşte her şeyi ben, evreni falan ben ayarlayacağım ama onlar çizecekler falan. Böyle bir şey isterdim. Muhtemelen ya bu arada 1 milyon takipçiyle böyle acayip şeyler olmaz, onu da söyleyeyim de. Yani çok param olmayan, böyle acayip zengin ol. Yani yine ona geldi aslında. Tüm isteklerine ulaştığında. Yapmak istediğin ama şu an ütopik gelen şey. Tüm isteklerime ulaşmak demek zaten otomatikman zengin olmak demek oluyor. Zengin olduğunda da bu kafamdan geçen güzel şeyleri yapardım işte. Çizgi romanımı yapardım. İşte ailem çok iyi yaşasın isterdim ve sürekli böyle farklı ülkeleri gezmek isterdim. Orada farklı deneyimler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben başka bir ülkeye gittiğimde böyle hani herkes bilindik turistik yerlere gidiyor ya. Ben en çok böyle marketlere girmeyi, o market katalogu, ya böyle normal oradaki günlük yaşayan insan mesela AVM'ye girip orada acaba ne yapıyorlar? Nasıl mesela? İşte yani turistlerin çok tercih etmediği, normal insanların da gittiği kafeler, işte kitap dükkanları, böyle insanların, orada yaşayan insanların nasıl yaşadığını merak ediyorum. Oradaki müzeleri, tarihi eserleri falan da bir yere kadar da. Böyle gerçekten yaşayan insanlar nasıl yaşıyor, onu çok merak ediyorum. Mesela Krakow'da bunu çok güzel tatma şansım olmuştu. Başkalarının evlerine giderek, ne bileyim mesela bilgisayarım bozulmuştu. Bilgisayarımı tamir ettirirken o süreçte Polonya'ya dair çok şey öğrendim. Polonya'nın esnafına dair çok şey öğrendim falan. Ya böyle şeyler işte, basit şeyler, böyle insanlar nasıl yaşıyor? Bu ülkelerde normal bir insan nasıl hayatını sürdürüyor falan, böyle şeyleri merak ediyorum mesela. Neyse işte ya. Umarım yani gerçekten düzelir. Ya bilmiyorum. Herkes bana çok salaksın, çok ümitleniyorsun falan diyor ama ne var yani? Allah Allah. Ümitleniyoruz işte. Salağız, malız tamam ama ümitliyim ben. Umarım bir gün her şey çok güzel olur ve biz de böyle istediğimiz gibi farklı ülkelerde gezebiliriz yani. Tamam, belki yaşımız biraz geçmiş olacak ama Kerim ya, şu an çok sinirlendim. Bak 27 yaşında evlendim ben. Şu an 29 yaşındayım. 30'a gireceğim. Resmen kurdan dolayı biz güya önce işte götü toparlayıp İstanbul'a taşınacaktık. Orada böyle acayip böyle her yaz farklı bir ülkeye gidecektik falan böyle. Sinir oluyorum ya resmen. Hani diyorsunuz ya işte özellikle 20 yaşın ya böyle 15-20 yaş arası insanlar çok söylüyor. Ya da 15-22-23 diyeyim artık. Hayatımız çalındı bilmem ne. Amına koyayım bizim hayatımız yok mu? Bizim de çalınıyor yani. Mesela yıllar önce ilk evlendiğimde çok yapmak istediğim böyle değişik şeyler var. Hala yapamıyorum ya. Neyse sinirleniyorum. YouTube için nasıl heveslendin? Karar verme sürecin nasıl oldu? Ben zaten bilen bilir böyle bayağı 2006'da başlamıştım, tamam mı? YouTube izlemeye ve YouTube videoları editleyip yayınlamaya. O zaman tabii ki Sims videoları yayınlıyordum. Ama yine de YouTube videosu yani ne olacak ki? YouTube yani kendi çapımda bir YouTuber'dım aslında. Böyle yorumlar geliyordu. Wow, that's great. Çok benzetmişsin falan böyle. O zamanlar popüler olan şarkıların Sims klipleri falan. Hatırlıyorum. Ay abi babamın internet almama inadı peki. Yani uzun bir süre bizim evde internet yoktu. Babam 99 yılında almıştı. Sonra o yıllarda çok pahalı bir şey olduğu için sikerler deyip daha almamıştı ama abi yani 2009 yılında da al artık yani. 2009'da da almamıştı adam. Neyse 2006'da almamıştı. 2008-2009'da vardı internetimiz de. Resmen gidiyordum okulda bilgisayar dersimiz vardı. Bilgisayar laboratuvarından YouTube'a giriyordum. Oradan yorumları okuyordum ya. Ulan gerçekten sinirleniyorum babama. Neyse. Durduk yere sinirlenmek. Neyse. Çok aslında keyif aldığım bir şeydi. Ve böyle sürekli Sims forumlarına giriyordum. Böyle blog yazıyordum. Çok uzun bir süre blog yazdım ben. Ondan sonra bir ara Tumblr'ım vardı. Onda çok fazla vakit geçirdim. Ne bileyim hep böyle internet vardı aslında. İnternetle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Sonra bir baktım insanlar YouTube'a gibi. Vine, özellikle Vine döneminde 2015 yıllarında falan. Vine'da da bir şeyler yapmaya çalıştım ama bok oldu. Ya çok ben böyle kısa videoluk insan değilim, onu anlamıştım yani. Çünkü Vine'da hiçbir bok yapamamıştım. Ama Vine'da izlediğim kişilerin YouTube'a yavaş yavaş taşınıp oralarda acayip patladığını izlemeye başlamışım ve dedim ki ya ben de çok bir şeyler, yani benim de güzel fikirlerim var. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum YouTube'da. Onların canı da benimki patlayacak mı? Ben de katılacağım. Bana ne ya falan diye düşünmüştüm. YouTube açmıştım. Birkaç tane deneme de yaptım. O videoları da 2017-2018'den falan kalma videolar. Böyle güya politik aslında, yani politik olmasına gerek yok illa da işte dünyada olup bitenlerle ilgili her hafta fikirlerimi belirttiğim bir YouTube yani yarım saatlik falan 15 dakikalık yarım saatlik YouTube videoları olacaktı. Birkaç tane deneme var böyle dosya, fotoğraf ve dosyalarımın derinliklerinde ama bilmiyorum gün yüzüne çıkar mı, belki bilmiyorum. Belki hiç çıkmaz. Belki de çıkabilir. İngilizce konuşuyordum bu arada onlarda. Yani şeye bakar mısınız? Kibire, götünün kalkıklığına bak ya. Türkçe YouTube yapmayacağım ben, İngilizce yapacağım falan yani. Neyse. Çok yanlış bir fikirdi o. Sonra dedim ki ya bana ne ya, ben de güzel şeyler yapmak istiyorum. Ben de gireceğim YouTube'a. Ama gelin görün ki 2017 yılındayız. Ben nişanlıyım, evleneceğim. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan okuyorum. Evde bir de ortam yok. Şimdi annem babam biz öğrenciyken İstanbul'da. Annem babam İstanbul'da yaşamıyorlardı. Trabzon'dalardı ama sonradan bütün kardeşler gelince annem babamı da ikna ettik. Onları da taşındırdık, tamam mı, İstanbul'a. Şimdi ama ay görseniz var ya, Trabzon'da hiç durmak istemiyorlar. Yani şeyci oldular ha. Annemle babam tam İstanbullu oldular. Beğenmiyorlar artık başka yerleri. Neyse. Bizim öğrenci evimiz bu arada. Hala öğrenci evimizdeyiz biz. Kiralık evimiz. Annemle babam geldi. Kız kardeşim var bir tane daha. Bir tane daha kız kardeşim var. 3 kız kardeşiz. Ev 3 oda bir salon yani. 3 kız kardeş 3 oda bir salon. Bir oda anne babanın. O zamanlar da bir kardeşim şeyde hala. Endüstriyel tasarım okuyor ve sürekli ödevleri oluyor, sabahlıyor, finalleri oluyor falan. O yüzden ben diğer kardeşimle büyük olan odada kalıyordum. Ve yani arkadaşlar gerçekten zaten başlamak isteyip bu yüzden başlayamayanlarınız çok vardır aranızda. Ya çok değil de yani mutlaka düşünenleriniz olmuştur ama evde ortam olmadığı için gerçekten bu çok büyük bir etkisi var yani bunun. Çünkü bir şey yapıyordum. Mutlaka ya zil çalıyordu, ya içeri biri geliyordu, ya aybiniz orada oluyordu. Yani konsantrasyon gerekiyor. Tek bir kişi olmanız gerekiyor odada ve tek, ya böyle rahat rahat konuşabilmeniz gerekiyor. Mesela burada şu an biri olsa ya da civarda, etrafta, ben böyle bu kadar rahat rahat konuşamam yani. Böyle çalışma odası, stüdyo gibi bir gerçekten size tahsis edilmiş küçük bir oda, bir ortam olması lazım yani. O yüzden hatta ilk Çomar Posting kanalımdaki ilk videoya bakın. Çok sesim böyle kısık, rahat değilim, böyle bir acayip, böyle bir her an biri gelecek hissiyle çekilmiş bir video aslında. O yüzden ya çok sevmiştim, keyif almıştım yaparken ama dedim ki ya bu gerçekten böyle olmaz yani, ben bu şekilde yapamam, rahat edemem, ortaya çıkacak şey de bok gibi olacak o zaman. Bir de zaten çok fazla çalışıyordum falan filan. Vakit falan da olmadı, sonradan böyle askıya aldım o işi. Neyse sonra işte Fatih'le evlendik, Ankara'ya yerleştim. Biliyorsunuz ilk zamanlar Ankara ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ve evde tekim. Ev yani bomboş oluyor, Fatih işe gidiyor. Ben öğretmenliği bıraktım sonuçta İstanbul'dayken. Ve okula da işte aldırsam mı kaydımı, ne yapsam, beklesem mi falan, böyle bir boşluktayım yani. Ondan sonra dedim ki ya birkaç video daha çekeyim, ne olacak ki yani, hem ortam da var. Ne olur yani, belki de güzel bir şeyler olur yani, belki tutar, izleyenler olur, beğenenler olur falan gibi. Birkaç video daha çekeyim dedim. Sonra çektim. Sonra böyle bir kaç bin olamamıştım, tamam mı? Tam o 4 ya 400 takipçim vardı ya da 4000 takipçim vardı. Dörtlü bir şeydi. Bir gün gerçekten tak etti, dedim ki ya aylardır bir şeyler yapıyorum. Video çekiyorum, bilmem ne yapıyorum. Olmuyor ya. Bırakayım ben bu işi. Ya okula döneyim ya öğretmenlik, artık bir şekilde bir şey yapayım yani, çünkü cebime bir şey girmiyor. Bu şekilde evde oturmak istemiyorum falan. Sonrasında ama bırakmadım. İyi ki bırakmamışım. Ya çok dibe vurduğunuz bir an oluyor mesela çalışırken, bir şey yapmaya çalışırken. Diyorsunuz ki bir anda ya bir bok olmayacak galiba bu işten ya. Çıkayım ben bu işten falan, ama orada bir ittirince gerçekten güzel olmuştu yani. Orada ittirmemi çok, yani iyi ki ittirmişim diyorum kendime. Sonra bir 6 ay falan geçti ve ilk paramı kazandım. İlk param, ilk maaşım, YouTube'dan aldım ilk maaş 300 lira. Bana var ya o kadar inanılmaz bir para gibi gelmişti ki, aman Allah'ım. İnsanlar videolarımı izledi ve 300 lira kazandım falan. Böyle ne yapacağımı şaşırmıştım o parayla. Galiba şey aldım kendime. Ya bir faturamı ödemiştim ya da bir eskiz defteri falan almıştım. Tam hatırlamıyorum, öyle bir şey yapmıştım galiba. Ya eskiz defteri ya da bir telefon faturamı falan ödemiştim. Öyle devam etti. Yani şunu anlayabiliriz aslında burada. Ortam şart abi ya, gerçekten ortam şart. Çünkü ben çok önceden karar vermiştim zaten. Neyse hayatta onca saçmalığa rağmen mental durumunu nasıl koruyorsun? Terapiye giderek koruyorum. Ya herkesin terapiye verecek parası ya da terapiye ayıracak vakti olmayabilir. Terapiye inanmayabilirsiniz. Terapinin doğru bir yöntem olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Ben çok seviyorum, çok faydasını görüyorum. Çok keyifli, çok güzel ilerliyor. Çok fazla ne bileyim yani, hayatımı böyle bayağı dönüştürdüğünü, kendimi çok daha iyi tanıdığımı, birçok konuda bana yani hayatta böyle çok somut güzel adımlar attığımı, çok güzel ilerlemeler kaydettiğimi düşünüyorum. Ama mesela bu seçenek yoksa gerçekten kendinizi sevmek, böyle öz şefkat, yani kendinizi ilk sıraya koymak gerçekten o kadar fazla şey değiştiriyor ki. Yani ha deyince de yapılan bir şey değil ama bir şey söyleyeyim mi? Kitaplarda mesela bu konularda kitap da okumak da, yani kitapların gücünü küçümsemeyin, biliyor musunuz? Ama şeyden bahsetmiyorum. Hayatı siktir et. Bilmem 12 adımda süper insan olacaksın. İşte girişimcilik falan, böyle sikko şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten psikologların yazdığı. Birkaç tane örnek vereceğim size. İletişim Yayınları'nın çok güzel vardı bir tane, bir dakika. Şeyi tavsiye ederim size. İletişim Yayınları'nın Psych diye bir şey var. Şey de yazılıyor. Psyche diye yazılıyor. Psych diye okuyacağım ben. İletişim Yayınları'nın Psych diye bir serisi var. Orada o kadar güzel kitaplar var ki ve öyle mal insanlar tarafından da yazılmamış. Doğru düzgün psikolog, psikiyatr insanlar tarafından yazılmış yani. Mesela birkaç tane isimden bahsedeceğim size. Zor Bir Ailede Büyümek. Şu an ben onu okuyorum. Bu arada hiç kimsenin ailesi mükemmel değil. Aile aile kavramı oluşu itibariyle, varoluşu itibariyle mükemmel bir şey değil. Mutlaka anneler, babalar hata yapıyorlar yani. O yüzden bence bir tek böyle acayip, yani bu kitabı okumak için illa acayip ailenize zorluklar olmuş olması gerekmiyor. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Sonra şey var. Vücudunuz hayır diyorsa. Sonra kendine saygı, hayır demeyi bilmek, zor kişiliklerle yaşamak, narsisizme yeni bir bakış, kendinle dost olmak, zehirlenen çocukluk, yaşamın ikinci yarısında anlam arayışı. Mesela 30-35 yaşımdan sonra kesinlikle okurum bunu kesin. Sonra kendine güven, üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Bu çok ilginç. Bunu da birkaç yıl önce TÜYAP'tan, yani kitap fuarından almıştım. Ben bunu zannediyordum ki ben şimdi çok az kıyafet alıyordum, tamam mı? Bir aralar Trendyol'dan dolayı birazcık bokunu çıkardım da şimdi yine o halime geri dönmeye çalışıyorum. Yani çok kıyafet almak çok saçma geliyordu bana ve çok kıyafet almamın, yani çok az kıyafet almamın ve çok az kıyafet, yani çok çirkin giyinmenin, daha doğrusu güzel giyinememenin bir sorun olduğunu düşünüyordum. Yani insanların mutlaka güzel giyinmesi, üstlerine ya bir sürü kıyafet almaları falan gerektiğini düşünüyorum. Meğer sorun aslında çok fazla kıyafet almakmış yani. Bununla ilgili bir kitap. Bunu da okuyup aslında incelemek de istiyorum. Ama şu an vakti değil bence. Sonra kişisel gelişim çılgınlığında kendiniz kalabilmek, saygılı ebeveynlik, zor anneler, ergenlik, sıkıntılı yıllar, internet bağımlılığı. Bunu okumamız gerekebilir bu arada. Bunu dinleyen ve yani bunu dinleyenler ve ben bilmiyorum ya. Bakmak lazım. İnternet bağımlılığı. Neyse, ebeveynlerde tükenmişlik, ebeveynin ölümü, anoreksiya ve bulimia, çiftlerde tükenmişlik, kardeşler, kuşaktan kuşağa aktarım falan. Çok güzel, farklı farklı konularda hayatın çok yardımcı olacak kitaplar bence. Yani ben size demiştim ya, evleneceğim zaman kendime birkaç tane konuda çok kötü hissedip bu konuda kitapları okuyup gerçekten çok kendime gelmiştim. Terapiye gidecek paranız yoksa gerçekten kitapların gücünü küçümsemeyin. Tamam, kitaplar da çok pahalandı farkındayım da. En azından PDF falan bile olsa, ya ne bileyim işte, güzel böyle sizi duygusal açıdan da geliştirecek, size iyi gelecek mutlaka kitaplar vardır. Mesela geçen şeyde gördüm, Remzi Kitap Evi'nde bir şey. Öz şefkat, kendine nazik olmanın kanıtlanmış gücü diye. Çok hoşuma gitti. Okumadım henüz ama gerçekten insan kendine nazik davrandığında, kendini birinci sıraya koyduğunda, kendini sürekli dövmediğinde, yani tabiri caizse böyle kendini duygusal olarak, fiziksel olarak yıpratmadığında, ne bileyim işte çok çalıştığında ara vermek bile olabilir mesela, bu işte kendine vakit ayırmak falan. Böyle şeyler insan çok iyi. Mesela kendini işte duygusal olarak şey yapmak, iyileştirmek için kitap okumak bile bence bir kendine nazik olma yolu sayılır. O yüzden yani mental anlamda eğer iyileşmeye falan ihtiyacınız varsa böyle bir şey önerebilirim, yani kitap okumak. Sonra dünya hakkında değiştirebileceğim bir şey olsaydı. Yani ya sanırım böyle zenginlerin aşırı zengin olmasını ve fakirlerin aşırı fakir olmasını engelleyen bir sistem ama komünizm gibi değil. Komünizmi tarif ettim ama yani böyle daha ılımlı bir şey. Bu sefer de sosyalizmi tarif ettim galiba. Bilmiyorum ya, böyle daha ne bileyim işte mesela dinlere bu kadar bağlı olunmasını yönetimde, mesela dindar insanların sırf dinci diye ya da işte Trump gibi sırf ırkçı, faşist falan diye böyle öyle dalayarak kişilerin yönetime gelmesini engelleyecek bir sistem ve zenginlerin aşırı zengin olmasına ve çok az vergi ödemelerini engelleyecek bir sistem. Bilmiyorum ya. Bendeki çözüm yollarına bakar mısınız? Dünyada hiç düşünülmemiş. Yıllar önce hiç üstlerine kitap falan yazılmamış çok acayip düşünceler gördüğünüz gibi. Affederek özgürleş tarzı şeylere konudan konuya atladık ama şimdi biraz vakit daralıyor. O yüzden birkaç soru kaldı zaten. Affederek özgürleş tarzı şeylere inanıyor musun? Bir insanı zorla birini affederek özgürleştirmeye ikna etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsan ne zaman hazırsa o zaman affetmeli. Ayrıca affetmek zorunda da değilsiniz kimseyi. Birini affetmek istemiyorsanız gebersin, sürünsün amına kodumun evladı diyerek nefretinizi, kininizi diri tutmak istiyorsanız da tutmak size iyi geliyor demek ki ve tutmaya ihtiyacınız var demek ki. Yani illa affederek özgürleşilmiyor. Bazen de özgürleşmek affetmeyerek oluyor. O kini tutarak oluyor belki de. O yüzden ya illa affederek özgürleşmez. Mesela işte bazen şeyler izliyorum, belgeseller. İşte adam mesela o bir tane ailenin kızlarını öldürmüş. Yıllar sonra aileye soruyorlar. Affettiniz mi? Affetmedim, gebersin, cehennemde yansın, hapislerde çürüsün orospu çocuğu diyen de var. Mesela bir anne öyle diyor. Mesela şeyde izlemiştim, çok ilginçti. İlk kez o affederek özgürleşme kavramını o zaman görmüştüm ben. Bu Nazi katliamı, yani böyle toplama kamplarındaki o Yahudiler, yani o şeyi toplama kampından sağ çıkabilmiş insanlara Hitler'i affettiniz mi? Ya affedecek misiniz? Affeder miydiniz falan? Affettim ya falan diyor. Hani ben onun yaptıklarını. Yani böyle bu şekilde özgürleşen, bu şekilde kendine bir kapı açan insanlar da var mesela. Ama bana, bilmiyorum, bana çok garip gelmişti. Ben o olgunluk mu bilmiyorum ama o kafaya ne zaman, ya illa da erişilmesi de gerekip gerekmediğini de bilmiyorum. Ne zaman erişirim onu da bilmiyorum. Bence erişmek de şart değil yani. Bilmiyorum. Ama değişik bir kafa yani, çok demek ki rahatlatıcı bir kafa ki Hitler bile affediliyor yani. Çok ilginç. Kardeşlerin de baban gibi AKP'li mi? Tabii ki hayır ya. Tabii ki hayır. Bir de ailemle ilgili çok fazla soru soruluyor. Bunu başka bir podcast'te cevaplamak istiyorum ya. Ailem. Ya çünkü bayağı uzun. Ya işte o kadar farklı görüşler, nasıl anlaşıyorsunuz zart zurt. Bu başka bir podcast'in konusu olsun yani. Çok soran var. Geçiyorum o yüzden. Şarkıcı olsaydın kimle collab yapmak isterdin? Rihanna'yla. Ya da Beyoncé derdim ama o böyle collab yaptığı şarkılarda çok böyle götünü yırtarak öne çıkan, yani böyle burada star benim, diva benim, kardeşim sen kimsin falan şeklinde bir tavrı oluyor onun. Alicia Keys'le yaptıkları şarkının klibi o yüzden çıkmadı. Çok böyle arka planda kaldı Alicia Keys yani. Bir şarkı yapmışlardı. Bu arada şarkı da çok sik koydu. Yani iki büyük yıldız bir araya gelince bazen çok kötü şarkılar yapıyorlar yani. Çok büyük beklentiler oluyor ve hayal kırıklığı oluyor. Neyse. O yüzden Beyoncé'yle yapmak istemezdim. Rihanna olabilirdi. Kim olurdu? Ariana Grande falan olurdu herhalde. Doja Cat olabilirdi. Eminem olabilirdi. Eminem gerçi bilmiyorum, çok karmaşık onunla ilgili düşüncelerim. Ve Tyler, The Creator olabilirdi. Onunla ilgili de düşüncelerim çok karmaşık da. İşte erkek olunca böyle yani mutlaka bir yerde bir ters bir davranışları çıkıyor yani. Onları da sonra anlatırım ya. Hiç girmek istemiyorum şimdi o konulara. İkisinde çok iğrenç şarkı sözleri olan şarkıları var da. Ne bileyim işte, sanat açısından bakmak lazım, yoksa yok abi böyle sanat mı olur yani, bu dümdüz manyaklık yani filan şeklinde. Neyse işte öyle. Yurt dışında yaşamayı düşünür müsün? Yani çok özeniyorum, imreniyorum bazen o hayatlara. Böyle ne bileyim işte bizim yaşadığımız ve bizim her gün hesap etmek zorunda kaldığımız şeyleri hesap etmedikleri için. Ama bir yandan da belli bir yaştan sonra göt yemiyor yani. Ya bütün dünyamı, bütün hayatımı, kurduğum bütün her şeyi değiştirmeye götüm yemiyor. Ama şöyle söyleyeyim, 2023'te veya işte sonraki seçimde AKP yine kazanırsa yani çok ciddi bir şekilde gitme planları yapmaya çalışırdım herhalde. Ama kazanacaklarını düşünmüyorum ben. O kadar da değil yani. Hayvan değiliz ya. Hayvanlara da ya böyle dilime takılmış biliyorsunuz, kurtulmaya çalışıyorum da işte. Mal değiliz ya demek istedim aslında. Bence olmayacak öyle bir şey yani. Ama olsaydı eğer veya olursa herhalde çok üzülerek de olsa bir kurtuluş planı en azından bir Balkan ülkesi, bir Yunanistan falan böyle bir yakın bir yere falan kaçmaya çalışırdım herhalde ya. Bilmiyorum. Cehennem yani, bildiğin cehennem haline getirdiler çünkü. Neyse. Son olarak art block yaşadığın zamanlar nasıl üstesinden geliyorsun? Gelemiyorum arkadaşlar. Ben 2 yıldır art block yaşıyorum. Ben bilmiyorum. Çörek öldüğünden beri o zamanlar böyle düzenli karikatür çizmeye başlamıştım. Sonradan böyle bir küstüm kaleme. Elime bayağı bir kalem almadım. Ondan sonrasında da bilmiyorum, YouTube falan yoğunlaştı. İyice unuttum o işleri. Ya yine tabletle bir şeyler çiziyorum ama hiç yüklemiyorum mesela o Instagram sayfama. Şu anda art block yaşıyorum yani ve nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Bilseydim sana da söylerdim, bunu soran sevgili arkadaşım. Bu kadardı. İlginç sorular. Vay be, hepsini bir saate sığdırdık. Güzel oldu ha. Bilmiyorum, arada belki yine böyle soru cevap yaparım. Hep aynı sorulardan sıkılmıştım biliyor musunuz ya? Yok, kazıklı Maria'nın anlamı ne? Yaz abi Google'a kazıklı yani kazıklı Voyvoda'yı duymadıysan. Neyse, niye kızdım ki şimdi birden, duymamış olabilir yani küçükse. Ama duyun yani, kazıklı Voyvoda'yı duyun bence. Neyse. Kız ya şey yapmayın, tamam mı? Kazıklı Maria'nın anlamı ne diye sorduysanız size kızmadım. Alınmayın lütfen. Sadece çok sorulduğu için bir an bir tribe girdim. Bir de şey soruluyordu mesela, işte hangi kitabı yapacağım? Ne kadar ev kirası ödüyorsun? YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? Aşırı kişisel ve hani çok dördüncü duvarı yıkan ayıp sorular yani. Bunun dışında güzel sorular gelmesine sevindim yani. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Dur bir dakika. Bir şarkı bakacağım şimdi. Son bir haftadır aklıma takılan, ağzıma takılan bir şarkı var mı? Like'larıma, şu an YouTube'daki like'larıma gidiyorum. 10 lira verip bu kadar güzel kullandığım başka bir web sitesi var mıdır acaba? Yani Netflix'e 30 lira veriyorum. Netflix'i bu kadar işlevsel kullanmıyorum biliyor musunuz? YouTube'un köpeğiyim yani. Neyse. Neyse, Tyler the Creator'dan bir şarkı önerelim bari. O kadar bahsettik ondan. Tyler the Creator'dan I Fucking Hate You. Bir de şeyi izleyin, tamam mı? Bir de şeyi dinleyin, tamam mı? Yonkers diye bir şarkısı var. Onu dinleyin. Hadi öptüm hepinizi. Bye bye.